Peki, programın yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. Bu arada Şahan'la bir film varmış, doğru mu? Evet. Evet, ne zaman? Ya Şahan bir film çekiyor. Nacizane beni de oynatacak da tabii son dakika beni hani beceriksizliğimden dolayı filmden atarsa hiç gocunmam yani. Hayır, ben sana bir fena şey söyleyeyim. Fena değilim değil mi? Bak. İçeride de kulisten öyle dedikodular geldi. İyi oynuyorsun falan. Beni mi dolduruyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Hayır, hayır, doldurma değil. Biz çekime geldiğimizde sizin eve... yani genelde biz çok büyük bir oyunculuk beklemeyiz. Yani mesleği oyuncu olmayan sanatçılardan büyük bir oyunculuk beklemeyiz. Ben dedim ki Allah şimdi uğraşacağız. Bir de Okan dedim yani belki hiç bilmiyordur. Yani bayağı bir uğraşırız herhalde dedim. Daha ilk sahnede size söyledim. Biz evet. Ekiple birbirimize baktık böyle Allah'ım ne oluyor falan diye. Bir kere de çektik evet. Evet Okan'ın da iyiydi yani hani bu çok kolay bir şey değil çünkü. Şahan'la film. Ama benim için ilk ve son öyle bir hatıra diye bir şey kalacak. Evet. O kadar. Başka girmem düşünmüyorum. Diyorsun. Yok yok. Yok. Peki yani yakında bir konser, başka bir şey, herhangi bir şey var mı? Duyurmamız gereken, söylememiz gereken bir şey? Yok, yarın Ankara'dayız. İstanbul'da da bir imza günümüz var. İstanbul'da, yılbaşını İstanbul'da geçireceğiz. Çünküler geliyor evet, zaten. Biz bugün onların otobüsüne gizli kamera koyduk. Yalan! Gerçekten de dedik ki bir arkadaşa da biraz gaza getir bakalım bizim hakkımıza ne söyleyecekler diye. Hiçbir çok, şey. O kadar efendi bir grubum var ki hiçbir şey konuşacak. Bir tane malzeme çıkmadı içinden. Hadi ya, eyvah. Bir faktör onları atamadınız. Kemal, kuaförlük var, oyunculuk var. Şarkıcılık var, var. Yönetmenlik var, var imaj var, jüri var, fotoğraf var, yapmadığın iş var. Yok. Evet. Bundan sonra bir plan var mı bu işin dışında? Yok, şimdi programımız devam ediyor. Sürprizlerle devam edecek evet. İkinci sezonda da. Evet, sürpriz bir hani yeniden eskiden bir böyle birkaç single çıkarmıştım albüm. Yeniden bir şey yapıyorum. Bir albüm daha. Evet, single diyelim. Hatta belki Demet de destek olacak. Aa, olurum her zaman. Konuşmuştuk onu. Soner'den bir şarkı aldım. Soner Sarıkabadayı'dan. Soner Sarıkabadayı'dan. Evet. Son anda bana gelmesin sürprizlerim bu şarkı. Abi senin single'la ilgili güzel bir sözün vardı da zaptiye köşende. Onu arıyorum. Çok güzel bir sözdü. Nerede o? Herkes single çıkartmaya başladı. Gitgide yalnızlaşıyoruz falan. Evet. Falan gibi bir şey. Çok güzel sözler vardı orada. Her orman yangını habire aynı başlık. Ciğerimiz yandı. Bizde mangal gibi ciğer varmış demişsin. Kız isteme seremonilerinde kayınpederler, damat adaylarına ne zaman kaç takipçim var diye soracak acaba. Evet, evet. Biraz oralara gidiyor işler. Ben bu bizim potlarla... zaptiye köşesi yaklaşık 10 yıldır devam ediyor. Bir kutucuk. Yani aslında ben ta 10 yıl önceden tweet atmaya başlamışım. Evet doğru. Tabii evet, tabii evet. İşte onlar hep tweet çok diyor. Doğru. Yani. Ben gaflarla ilgili, potlarla ilgili, Beyaz Show'dakilerle ilgili senin de yaptıkların vardı. Onlardan da aradan bir şeyler çıkarttım. Önümüzdeki hafta yeni bu yılın 2014'ün son Beyaz Show'u. Hepinizin ayrıca buradaki herkesin yeni yıl tekrar kutlu olsun buradakilerin de. Önümüzdeki hafta başka şeyler yayınlayacağız ama bu haftaya bir tane geçtiğimiz sezon Beyaz Show'da nasıl potlar kırmışız onları hazırladık bir izleyelim. Sihirli Tepeler diye bir tebeşir. Kitap. Sihirli tebeşir. Bir ara bir şey dedin de millet böyle bir anda bir gaza geldi. Abi o şarkıyla alakası o hadi herkes oynasın dedim öyle. Ha. Toplu konut. Ay toplu konutlar ne? Konuklarımıza toplu alkış diyecektim. Toplu konutlarımıza Emel Sayın da filmin içinde. Bunu, aynı filmin bunu içinde. Bunu söylemeyin diyordu Necati Bey. Evet. Sürpriz Emel Sayın ama... yok. Oyuncu Sergen'in elemini yontardı. Oyuncu Sergen'in hiçbir şeyini yontamaz. Sergen kim ya? Sergen demedin mi? Sergen mi dedim ben? Evet. Oğlum ben niye Sergen dedim ya? Daha önce dinlediğiniz şarkıları kibar yayıyorum, doğru mu? Aşkın Tuna'nın. Evet. Kal, sevdiğin al. Ne diyor bu? Bugünlerin yarınları var. Var. Ha. Gidiyorum ben, sen hoşça kal. Tamam. Kal, sevgilini... Öyle bir şey yok. Nasıl öyle bir şey yok ya? Sevgilinizin eski, yeni sevgilisine... Sizden ayrılan sevgilinizin, eski sevgilinizin... Sonrasında da ben ikiletmedim. İki? Letmedim. İki? Let, ikiletmedim. Aa! Şuramda bir şey var ya. Ne var oramda ya? Bak. Ne o ya? Yaprak. Konuyu mu değiştiriyorsun, ne yapıyorsun ya? Vallahi vardı. Yaprak mı çok var? Güzel olmuş Beyazıt. Ne güzel olmuş? Şarkı diyorum, çok güzel olmuş. Sen niye konudan konuya geçiyorsun? Aynı zamanda da arka sokaklarda da oynamış Ozan. Değil mi? Başlayacağım hanımefendinin kıyafetine. Gerçekten bir şey. Başlayacağım hanımefendinin kıyafetine. Hanımefendinin kıyafetinden başlayacağım. Yani biz önce bir yapalım. Tabii. Tabii. Evet. Bir anda açıldı. Ben de beklemiyordum. Albümün hayırlı olsun. 1,5 yıl oldu o çıkalı. Evet. Evet. Bugün ilk defa yaz
Güneşi. Yaz günü. Yaz günü. Şimdi bu single'ı evet, ilk albümden sonraki ilk single'ımız. Bunun klibi güzel olmuş. Öbürünü beğenmemiş miydin yoksa? Hayır. Öteki de, ötekinin şu, ötekini, hayır toplayacağım durumu. Ötekinde şöyle bir durum vardı. Ötekini izlemedim. Aman ölüm mü dünya be. Biteceksek bu programla biterim. Haydi Ayşe hep beraber. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.